Karıncalar yeryüzündeki en disiplinli hayvanlardır. Ve kendi yaşam ortamlarında çoğu problemi çözebilecek sosyal örgütleşme içerisindedirler. Örneğin yeni besin kaynakları bulabilmek için birbirlerine kenetlenerek çok uzun nehirlere geçebilirler. Veya olağanüstü bir şekilde organize olarak kendilerinden çok büyük avcı bir hayvanı bile örgütleşerek istedikleri avı kolayca alt edebilirler. Fakat bu kadar şaşırtıcı ve sıra dışı işbirliği yapabilme yeteneklerine rağmen Karıncaların Cordyceps mantarına karşı çok büyük bir zaafı vardır. Peki nedir bu Cordyceps mantarları? Karıncaları kendi istekleri dışında hareket etmelerini sağlayan ve onları birer zombiye dönüştüren Cordyceps isimli parazit mantarı uzun zamandır bilim adamlarınca araştırılıyor. Bu parazit mantar türüyle ilgili hala tam olarak bilinmeyen şeyler vardı. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir araştırmaya kadar da bu parazit mantarının karıncaların beynine yerleşerek onları kontrol ettiği düşünülüyordu. Karıncaların vücudunu kontrol edebilen bu mantarlar, karıncanın öncelikle karnına ve bacaklarına yayılıyor. Daha sonra ise karıncanın kafasına dahil olmak üzere tüm kas sistemini ele geçiriyorlar. Ancak karıncanın beynine dokunmuyorlar. Tek bir merkezden karıncanın tüm vücudunu neredeyse bir kukla gibi kontrol eden parazit mantar türü, daha sonra ise karıncayı bulaşabilecekleri başka karınca türlerine bulaşmak üzere yönlendiriyor. Parazit mantarından dolayı Ölen karıncalar ise bir süre sonra bu hale dönüşüyor. Bu ilginç yaşam döngüsünde ise karıncanın yaşamı oldukça korkunç bir hal alıyor. Yani karınca kendi vücudunda kapana kısılmış halde onu öldüren sürece kadar her şeyi görebiliyor ve bu duruma müdahale edemiyor. Yaşamın gerçekten ilginç döngüleri var ve bu örnek beni açıkçası oldukça etkiledi. Umarız bu mantar türü üzerinde aklımıza gelebilecek komple teorilerini hiçbir bilimsel kurum denemiyordur.